Selamünaleyküm. Allah gününüzü hayır etsin inşallah. Cümleten hoş geldiniz. İnşallah faydalı, verimli bir sohbet olur. İnşallah hepimiz tat alırız, lezzet alırız. İnşallah hayırlara vesile olur. Buyurun. Selamun aleyküm efendim. Aleyküm selam. Efendim, tam olarak hadis-i şerif mi bilmiyorum ama hani sahabe efendilerimizin şu andaki Müslümanları görmesi, hani onları kafir ya da münafıkla nitelendirileceğine dair bir söz duymuştum. Tam olarak bilmiyorum ama bu söze dair bir aklımda bir soru var. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kendi zamanında ahir zamandaki kardeşlerinden bahseder. Hatta sahabe efendilerimiz bizler senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulullah derler. Sahabe efendilerimiz ilim noktasında kat be kat şu anda bizden üstün, bunu biliyoruz. Peki buna binaen sahabe efendilerimiz yanında kardeşlerimiz olarak nitelendirilmemiz, hani ne kadar oradaki dereceyi tam olarak anlayamadım ben. Mesela biz ahir zamandaki kardeşlerim olarak bahseder. Ama şunu da biliyoruz ki hani biz ne kadar ne yaparsak yapalım sahabe efendilerimizin tırnağı kadar olamayız. Bizi kardeş noktasında tutan nedir? Peygamber Efendimiz'i kardeş noktasında tutan nedir? Bunu merak ettim. Bir düzeltme yapabilir miyim? Affına tabii, sığınarak. Tabii. Düzeltme şu. Tabiin, yani sahabeden sonra gelen nesil, kendilerinden sonra gelen nesle böylece üçüncü kuşak oluyor. Sahabe, tabiin, tebaî tabiin. O tebaî tabiine diyor ki eğer siz ashab-ı Resulullah'ı görseydiniz bunlar deli derdiniz. Onlar sizi görseydi bunlar dinlerinden dönmüşler, sizleri kılıçtan geçirirdi diyor. Hatırlayamadım bunu, o yüzden öyle söyledim. Özür dilerim. Şimdi muhakkak ki sahabe efendilerimiz peygamberlik mesleğinin ve makamının en yücesi olan, insan-ı kamilliğin en yücesi olan, varlığın derecat ve fazilet noktasında en faziletli ve en derecatlı, yüksek olan Hazreti Muhammed Mustafa'dan eğitimini aldı sallallahu aleyhi ve sellem'den. Öyle olunca ashab ilmin kaynağından içti. Gözlerinin önündeydi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Gözlerinin önünde olunca muhteşem bir örnekti her şeyiyle. Öyle olunca sahabe o dinin ilk başlangıç noktasındaki sıkıntıları çekti. Ve onlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin dostu, arkadaşları, payelerini aldılar. Ama benim kardeşlerim ahir zamanda gelecek dediği şey, bunun devamı var bu sözünde. Onlar dinin yaşanmadığı, Kur'an'ın yaşanmadığı, sünnet-i Resulullah'ın yaşanmadığı öyle bir zamanda gelecekler ki onlar yeniden dini ihya etmek için mücadele edecekler, çaba sarf edecekler. Böyle olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden sonra, sahabeden sonraki bütün İslam dinini yaşamaya çalışanlar bu kardeşleri muhatabına layık olmak için var güçleriyle çalışmışlar. Tabi kardeşlerim sonra gelecek dediğine göre belki de bizden sonra gelecek onlar. Bu da mümkün. Belki de bizleriz. Veyahut da her toplumun kendi içerisinde dinin yaşanmadığı bir alanında, bölgesinde veya dinin yaşanmadığı bir yerde veya bir ailenin içerisinde, bir aile düşünün, din yaşanmıyor. O ailenin içerisinde din yaşanmıyorsa
Bir kimse orada dinini yaşamaya başladıysa, dinin bir nebzede orada yaşanabilir olduğunu gösteriyorsa, bu noktada bir örnek, bu noktada bir insanların ders alacağı bir ders niteliğinde, bir hayat standardı ve hayat şartlarını bu noktada ona göre dizayn ediyorsa, ben ümit ediyorum ki o da o kardeşlerin içerisine giriyor. Çünkü bir toplum düşünün, o toplumun içerisinde herkes dindar olabilir ama bir aile düşünün, o aile dindar değildir. Eğer o ailenin içerisinde bir kimse kendince dininin mesajını vermeye çalışıyorsa, yaşıyorsa, ben o kardeşler mesabesinde olacağına inanıyorum. Bir de belki de ahir zaman bu zamandır, bundan sonradır, bunu kesin net bir şekilde söylemek mümkün değil. Ama bir tasvir daha var orada. Sizler diyor, dinin onda birini yapmasanız küfür üzerine ölürsünüz. Ama onlar ahir zamanda onda birini yapacaklar, iman etmiş olarak ölecekler diyor. Bu da bir müjde. Demek ki öyle bir zaman, öyle bir yer yaşanacak. İnsanlar dinin onda birini yapmayacaklar. Açtım ama ben, tamam. Ama öyle bir ailenin içerisinde aile dinini bir tamam yaşıyorsa, bir tamam yaşayan ailenin içerisinden de bir kimse onda birini yapmamış olsa, o zaman onun içinde sıkıntılı olacak. Bunu bir toplum bazında, toplum noktasında da bunu alabiliriz, algılayabiliriz. Bireysel olarak da algılayabiliriz. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm efendim. Aleyküm selam. Efendim, iki tane sorum var. Birincisi güvenle alakalı. Güvenin derecesi nedir? Yani ailede, eşte, işte, yani bir hukuk içerisine koyduğumuzda güven derecesinde kime ne kadar güvenmeliyiz? Burada az önce çıkartmıştım bunu da hatta. Mevlana Kaddesullah Sıra'nın bir sözü var. Hatta diyor ki, güvendiğiniz dağlara karlar yağdığında en güzel çare dağ ile karı baş başa bırakmaktır diyor. Yani ben kendi hayatımda şahsen bunları bazı alanlarda yaşadığıma inanıyorum. Ticarette olsun, özel hukukumda olsun. Bıraktığımı da düşünüyorum ama buradaki ölçüyü merak ediyorum efendim. Bir diğer sorum da zekatla alakalı olacak. Güvenmek güzel bir duygudur. Ama en güzel duygu güvenilmektir. Bütün insanlar güveneceği bir yer ararlar. Özür dilerekten hepinizden bu konuya gireceğim. Güvenilecek yer aramak zayıflık işaretidir. Zayıf kimlikler ve kişilikler kendilerince güvenecek yer ararlar. Güvenecek bir alan ararlar. Güvenecek bir ev ararlar, güvenecek bir eş ararlar, güvenecek bir dost ararlar. Kendilerince kendilerini ona yaslayacaklardır çünkü. Hepimiz güvenilecek bir yer ararız. Aşırı derecede yağmur yağsa güvenilecek bir yer ararız kendimizce. Deriz ki nereye güvenelim, nereye gidelim? Bir deprem olsa güvenecek bir yer ararız. Depremden kendimizi nerede saklayalım, nereye konuşlandıralım? Başımıza bir şey gelecek olsa güvenecek bir yer ararız. Bir sıkıntıya düşsek güvenecek bir yer ararız. İnsanoğlu tarih boyunca hep güvenecek yerler aramış. Ve toplumların içerisinde öyle kimlikler, öyle kişilikler, öyle prototipler oluşmuş. İnsanlar onlara güvenmişler. İnsanlar onlara güvenirlerken onlar insanlığın erdemliliklerini kendi üzerinde toplamışlar. Emanete hıyanet etmemek gibi, vefasızlık etmemek gibi, işte açı doyurmak, yoksulun
ihtiyacını görmek, sıkıntıda olanın sıkıntısını gidermek, darda olanın darlığını genişletmek. Bu noktada o insanlar, insanların içerisinde ulu dağlar gibi güçlü kimlikleri ve kişilikleriyle kendilerine güvenenleri etraflarında toplamışlar. Bu çok önemli bir olgu. Böyle güvenilecek insanların toplumda çoğalması demek, toplumun sosyal yapısının hızla düzelmesi, hızla kemale ermesi, hızla toplumun kendi içerisindeki renginin olumlu bir şekilde değişmesi demektir. Toplum farkında olmadan hep güvenilecek bir alan arar. Toplum güvenilecek bir alan ararken kendisini güvenilir kılmayı düşünmez. Oysa insanlar kendilerini güvenilir kılmak için mücadele etmeleri gerekir. Anne baba çocuğunun güvenini almalı. Eşler birbirlerinin güvenini almalı. Arkadaşlar birbirlerinin güvenlerini almalı. Güvenmeliyiz biz ona. Ama önce güvenilir olmalıyız. Güvenilir olmanın yolu evrensel ahlak kurallarına uymaktan geçer. Bu Adem'den itibaren bütün peygamberlerin insanlara öğrettiği ahlak sistemidir. Bu ahlaki güzelliğe ulaşamayan insanlar ne yazık ki güvenilir olmaktan çıkarlar ve insanlar güvenecekleri insan aramaya başlarlar. Ve öyle bir hale gelir, ahir zamanda hadis-i şerif bu, öyle bir zaman gelecek ki insanlar şunu diyecekler, filanca şehirde filanca emin insandır, güvenilir insandır. Filanca şehirde filanca. Koca bir şehirde bir tek güvenilir, emin insan olacak. Bu bir toplumun ne yazık ki ahlaki olarak battığının göstergesidir. Güven bu manada toplumun içerisinde en büyük, toplumu birbirine yaklaştıran, birbirini dayanışmasını sağlayan en önemli çimentolardan birisidir. Güvensizlik ise toplumu kaosa sürükleyen, insanları yalnızlığa sürükleyen ve insanları insan olmaktan çıkaran en büyük handikaptır. Hani bedevinin birisi gelir, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine İslam'ı sorar. Ona der ki, iman et, 5 vakit farz namazını kıl, 30 Ramazan farz orucunu tut, dost doğru ol. Bu muhteşem bir şeydir. Dost doğru olmak. Toplumun içerisinde dost doğru olan aileler, toplumun içerisinde olan dost doğru olan kimlikler çoğaldıkça o toplum kurtuluşa erecektir. O toplum kendince bir cennet toplumu olacaktır. Ama güvensizliğin olduğu bir yerde o toplum çökmeye, dağılmaya, perişan olmaya mahkum olacaktır. O yüzden güveneceğimiz yerler aramaktansa güvenilecek yerler olalım. Hepimiz güvenecek bir yer arayabiliriz. Ama biz güvenilecek bir yer olalım. Bize güvensinler. Bize güvendiklerinde de biz onların o güven duygularını boşa çıkarmayalım. Kadınlarımız erkeklerine güvensin, erkekler de kadınlarına güvensin. Bu güven duygusunu orta yerden kaldırmasınlar. Arkadaşlar birbirlerine güvensinler. Bu güven duygusunu zedeleyecek hal ve hareketlerden, düşüncelerden uzak dursunlar. Bu sorudan yola çıkaraktan öylesine şu anda
toplum olarak, dünya insanlığı olarak güvene o kadar çok ihtiyacımız var ki. Kim şimdi çocuğunu yanındaki komşusuna güvenip de bırakıyor? Bir, hangi komşu komşusunun çocuğunu sevinçle, mutlulukla gözetiyor? İki, çok basit soru. Biz en sıkıntılı zamanımızda kimin kapısını çalabiliriz? Basit sorular bunlar. Birisi benim kapımı çalarsa ben ne yapacağım? Kapı karşı komşunuz kapınızı çaldığında, sizden bir şey rica ettiğinde ne yapacağız? Evet, güven büyük bir handikap. Bu ticarette, aile hayatında, arkadaş hayatında, devlet-millet ilişkisinde. Bu noktada insanların resmi makamlarla, kurumlarla olan ilişkisinde çok önemli bir duygu, çok önemli bir olgu. Ama ne yazık ki bu işin acı tarafı, üzülerekten söylüyorum bunu, biz hızla güven bunalımı yaşayan bir toplumuz. Sorunun ikincisini alabiliriz. Efendim, zekatla alakalı soracağım. Yani bunun mal değeri üzerinden bir sohbetinizde geçmişti, tam hatırlayamıyorum efendim ama yani birikmiş üzerinden mi veriliyordu, mal değeri üzerinden mi veriliyordu? Bunu tam şey yapamadım ben. Sen neyin zekatını istiyorsan onu sor bana. Ticaret metaıysa, ticaret metaı bir şeyin alış fiyatının üzerinden zekatı verilecek. Paraysa 1/40. Mal ne iş yapıyor? O kimse, ben en son işte havlu bornoz işi yaptım. Ondan sonra züccaciye yaptım da orası farklıydı hukuku. İyi, havlu bornoz işi yaptım. Benim elimde kaç tane bornoz var? 10.000 tane. 10.000 tane bornozun bana maliyeti ne kadar? 8'er liradan 80 milyar lira. Örneğin 80 milyarın bir sene bende durdu mu? Durdu. Ben onun 2 milyarını zekat olarak dağıtacağım. Bir sene durması mı gerekiyor efendim? Nisap miktarı bir sene durunca zekatı farz olur. Eyvallah. Burada. Üstadım, selamun aleyküm, hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Teşekkürler. Buradan bir hadis kutsi belirteceğim. Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'in den şöyle riayet ediyor. Peygamber Efendimiz diyor ki Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ademoğlu dehre söverek beni gücendiriyor. Oysa ki dehr benim. Dehir benim. Dehir benim diyor. Bir yerde de zamana sövmeyiniz çünkü zaman Allah'tır. Bunu bayağı yerde Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da geçiyor. Buradaki hadis-i şerifin anlamını bir de zaman kavramı, hani bizim 7 gün 24 saat dediğimiz zaman kavramı, Allah için zaman algısı nasıl? Yani bunu algılayabiliyor muyuz biz veya buna uygun bir şey var mı acaba? Bunu algılayabilmemiz biraz zor herhalde, biraz içimizde matematikçi, fizikçi, astrofizikçi lazım. Biz zaman kavramı olarak yaşadığımız dünyanın içerisindeki zaman kavramını algılıyoruz. Bu zaman kavramı da işte güneşin kendi, dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızına bir gün demişiz. İşte güneşin etrafındaki dönmesine bir yıl demişiz. Bunlar şey değil. Ne o?
sıkıntılı sakıncalı şeyler değil. Bu dünya, bu aleme ait bir şeyin bir şeye göre zaman kavramı. Burası benim alanım değil zaten, benim işim de değil. Ama oradaki siz zamana sövmeyiniz. Zaman Allah'tır, bu farklı bir şey. Zaman Allah'tır denilince bu Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatı. Bunu akaid terminolojisinden girecek olursak biz onun sıfatının ne olduğunu, neye tecelli ettiğini bu noktada ve tecelliyata bakaraktan bu deme şansımız yok. Ama demek ki öyle bir zaman kavramı var, öyle bir zaman sıfatı var. Zaman Allah'a ait, Allah'ın sıfatlarından bir sıfat. Bunun üzerinde biz evet bir hayli çalışabiliriz, bir hayli bunun üzerinde konuşabiliriz veyahut da tecelliyat açısından biz bunun üzerinden bir şeyler konuşabiliriz. Konuşacağımız her şeyi sonradan da tenzih etmek zorunda kalacağız. Çünkü o değildir diyeceğiz sonuçta. Konuştuğumuz her şeyi bir noktaya bağlamaya çalıştığımızda bağladığımız yerden Halit Hoca değil diyecek ki o değildir. Bağlasak, Halit Hoca bağlasa ben değildir diyeceğim. Bunun gibi bir şey. Bu böyle teşbih, tenzih noktasında gidecek. Tabi Cenab-ı Hak zaman benim derken bu aleme tecelli eden zaman kavramı gibi mana alemine de tecelli eden bir zaman kavramı var mıdır? El cevap vardır. Veyahut da bu alem tamamiyetle farklı bir zaman kavramının üzerinde mi yürüyordur? Eyvallah diyebiliriz. Ama birisi de der ki bu öyle değildir. Ama işin kestirmeden çok böyle müteşabihliğine dalmadan bir şey söylemek gerekirse biz zamana küfretmeyeceğiz. İster bu zaman olsun, ister farklı bir zaman olsun. Biz zamana bu noktada işte Allah kahretsin böyle bir zamana dahi demeyeceğiz. İşin içerisinde astrofizikle alakalı, metafizikle alakalı konular giriyor. Başka bir soru müsaadenizle. Hani Allah'ın sıfatı 99 tane diyoruz ya, bunu biz kendimiz mi sınırlandırıyoruz? Bu sınırlandırma bizim kendimizin sınırlandırması değil. Bunu İmam-ı Tirmizi, hadisçi aynı zamanda da fıkıhçıdır. İmam-ı Tirmizi değişik rivayetlerden, hadis-i şeriflerden Cenab-ı Hakk'ın 99 tane ismi şerifini bize nakletmiş. Bunlar böyle ayet-i kerimelerde ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadis-i şeriflerinde var olan Allah'ın isimleri. Bu 99 da sınırlı değil. 99 tanesini oraya koymuş İmam-ı Tirmizi. O kendisi de zaten şerh düşmüş. Allah'ın 99 tane ismi yok demiş. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın isimleri bu manada sıfatsal noktasında sonsuzdur. İmam Şafii 1001 tane Cenab-ı Hakk'ın ismini tespit ettim diyor. Bunun gibi büyük zatlar Cenab-ı Hakk'ın bu noktada isimleri noktasında çok isim üretirler. İsim üretilebilir. Bu noktada sayısı sonsuz da isim üretilebilir. Bu neden sayısı sonsuz isim üretiyor bu kimse de denilemez. Allah'ın isimlerini saymakla bitmekiz. Bir de kendi ama bütün isimlerin cemi, kubbenin tam bu merkezi var ya bak büyük yıldız. Cemi noktasında o merkez Allah ismi şerifi. Bir de günlük hayatta öyle bir şey oluyor ki böyle bir boşluğa düşüyoruz. Hani hayat anlamsız geliyor. Bazen de hayat gerçekten çok var olmamız gerektiğini gösteriyor. Bu dengesizlik hali niye? Bizim imanımızda mı bir sıkıntı var? Bunu mu sorgulamalıyız yoksa normal bir hal mi bu? Ya normaldeki bu dengesizliği oturup konuşmamız lazım. Seninle nereye kadar bir dengesizlik, nereye kadar zikzaklar çiziyor? Bu normalde insanlar ama genel olarak İnsanların büyük bir çoğunluğunda bu tip denge noktasında sıkıntılar oluyor. Bunlar bir, o kimsenin psikolojisine tam olarak sahip çıkamadığı,
psikolojisini kontrol edemedi, kendisini kontrol edemedi. Kontrol edememenin arka bahçesinde ilminin yetmediği, bilgisinin yetmediği, nefsiyle olan terbiyede, nefsi terbiye etmede nefis terbiyesinin yeterli olmadığı çıkar ortaya. Bu tip böyle dengesizliklerin genel olarak çıkış noktası nefis terbiyesiyledir. Bir kimse eğer nefsini düzgün bir şekilde terbiye etme yoluna girerse, mesela ağzından çıkacak olduğu kelimelere dikkat eder, mimiklerine dikkat eder, hareketlerine dikkat eder, nefis terbiyesi bunu gerektirir. Yemesine dikkat eder, içmesine dikkat eder, yürümesine dikkat eder, bakmasına dikkat eder, kulaklarına dikkat eder, kulaklarıyla dinlemesine dikkat eder. Hayatını bu noktada dikkatli bir şekilde yaşar. Dikkatli bir şekilde hayatını yaşayan kimsede dengesizlik unsurları oluşmaz. Ama bizim toplumumuzda şöyle bir şey oluşuyor. Bir kimse dengesizlik yapıyor, o dengesizliğini de kendisine bir hak olarak görüyor. Yani ben böyleyim canım, birden sinirleniyorum, böyle söylüyorum. Sen, birisi ona ya sen edepsizin tekisin demiyor. Yani erkek ya, o anında parlayabiliyor. Ben böyleyim canım, işte beni böyle kabul edeceksin diyor. Ya böyle aniden senin parlaman ahlakının düşük olduğunu gösteriyor. Veyahut da aynı şey bir bayan açısından da geçerli. Dengesiz bir laf söylüyor, dengesiz bir hareket yapıyor. Ve ben böyleyim ama biliyorsun ya diyor. Yok hayır, sen ahlaken düşüksün. Kendini eğitme yoluna gitmiyorsun. Nefsini bu noktada sigaya çekme, nefis terbiyesi yoluna gitmiyorsun. Kendini kemale erdirme derdin yok. Kendini olgunlaştırma derdin yok. Kendini iyi insan yapma derdin yok. Kendini toplumun içerisinde bir ayna vazifesi yapabilecek noktaya getirme derdin yok. Kendini Allah'ın istediği noktaya ve daireye getirme derdin yok. Öyle olunca hayvandan bir farkı kalmıyor. O zaman da toplum içerisinde o biraz böyle bir makama sahipse, hani dünyevi olarak biraz evinde para pul varsa, bir şeyler varsa, onun dengesizliğini insanlar kendilerince sinelerinde eritiyorlar. Ondan çünkü bir menfaat elde edecekler ya. Yani o bir yerde genel müdür, o bir yerde müdür, o bir yerde şef veya onun biraz parası pulu var veya onun arkasında bir dayısı var, bir şeysi var veya o kadının fiziki çok güzel, erkek ondan faydalanabilir. Veyahut da o erkek çok yakışıklı, kadın ondan faydalanabilir. Bir sürü arkasında menfaat, bir sürü arkasında farklı hesaplar var. Biz onun ahlaki duruşunu tespit edip onun önüne koymakta tereddüt ediyoruz, koyamıyoruz. Ve o kimse aslında o dengesizliğiyle zulmediyor etrafa. Hani İslam dininin en büyük erdemliliği zulmedenlere karşı mücadele etmekti. Biz zulmeden olarak hemen böyle bir devlet otoritesi, bir siyasi otorite, bir askeri otorite olacak. O otorite zulmederse işte zalim bu diyoruz. Peki nefsinin eksikliklerini ve yanlışlıklarını görmeyip etrafa kötü ahlakını yayan, kötü ahlakını baskı unsuru olarak kullanan, kötü ahlakına biz katlanmak, sabretmek zorunda kaldıklarımız bize zulmetmiş olmuyor mu? O zaman bizim de onlara kalkıp dini tebliğ etmemiz lazım, nasihat etmemiz lazım, dememiz lazım ki kardeş, senin bu dengesizlik değil, edepsizlik. Senin kimseye incitmeye hakkın yok, kimsenin kalbini kırmaya hakkın yok, kimseye zulmetmeye hakkın yok, kimseye böyle dilini keskinleştirip insanlara dilinle böyle bir eza cefa çektirmeye hakkın yok diyebilmeliyiz. O zaman dengesizliğin temel rahatsızlığına girecek, hani temeline inecek olursak, bu nefis terbiyesi görmemiş, nefsini eğitmemiş cahil insanların işidir. Okumuş olabilir, önemli değil, cahildir o. Bazen hani bir yerde bir soru okuyorum veya bir makale okuyorum, bir şey okuyorum, böyle orada takılı kalıyorum. Mesela
Allah'ı kim yarattı mesela? Bu bazen hiç aklıma gelmiyor. Bazen de öyle bir anda geliyor ki burada takılıyorum. Ya bir ileri gidiyorum ya bir geri gidiyorum. Hatta geri gittiğimi hissediyorum bazen. Bu soru hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine böyle bir soru sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurdu ki kendinden böyle bir soru içinden nefsin sana böyle bir vesvese verirse çokça İhlas-ı Şerif oku dedi. Teşekkürler. O yüzden sufiler genelde derslerine İhlas-ı Şerif koyarlar. Hadis-i şerifle sabittir. Kim günde 200 tane İhlas-ı Şerif okursa 50 yıllık günahı affolur bir hadis-i şerifte. Hocam hoş geldiniz. Size bir sorum olacak. Ümreye giden kişi hacılık farz diyorlar. Farz mıdır? Ve krediyle hacıya gidilir mi? Hac herkese farzdır. Ümreye gitse de gitmese de hac herkese farzdır. Ümreye gidene işte temelli farz oldu. Bu bir halkın içerisinde kendi kendine çıkardığı bir inanç sistemi. Bunun dinle alakası yok. Hac herkese farz. Yol bulabilen herkese farz. Peki krediyle hacılık olur mu? Krediyle olmaz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun inşallah. Ha devlet hacca gidecek olanlara işte ne bileyim faizsiz ben kim hac farizasını yerine getirmek istiyorsa ben işte 5 yıl faizsiz böyle bir kredi vereceğim derse buna söyleyecek bir sözüm olmaz ama öbür türlü hani bankadan mevcut şartlarla faiz ödeyerekten kredi çekip hacca gitmek uygun değil. İman ederken kelime-i şehadet getiriyoruz. Yani imana ilk başladığımız zaman, Müslüman olduğumuz zaman, dine girdiğimiz zaman işte Allah'ın varlığına, birliğine, meleklerine, peygamberlerine diye iman şartlarına diyoruz ki biz inandık, iman ettik. Yalnız İslam'ın şartlarından bir tanesi olan kelime-i şehadeti getiriyoruz. Yani adı da üstünde kelime-i şehadette diyoruz ki şahitlik ederim ki. Yani ben şahit oldum ki işte Allah birdir ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kulu elçisidir, Resulüdür. Şimdi babacığım normalde bunu söylüyoruz. İnanç olarak bu var ama şahitlik yok. Yani mesela kendi adıma söyleyeyim. Görmedim. Görmedim. Yani onu soracağım. O zaman imanım bu noktada ben iman etmemiş mi oluyorum? Yok. Ama şahitlik ederim ki diyorum ama şahitlik etmedim. İmanın da bu noktada taklidi ve tahkiki olanı var. Veyahut da bunu fıkıhçılar imanın taklidi ve tahkiki olarak ikiye ayırmışlar. Ama sufiler ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin noktasında iman olarak buna bakabilirler. İlmel yakin noktasında iman bir kimsenin eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu deyip Allah'ın varlığına, birliğine, tekliğine, peygamberlerine, meleklerine, din gününe, hayrına ve şerre iman ettiyse o kimse o insan iman etmiştir. Burada daha la ilahe illallah Muhammeden Resulullah devreye girmedi. İman, iman. Allah'ın varlığına bir yaratıcı var. İman bu. Allah'ın varlığına, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, din gününe, hesaba çekilmeye, kabre ve hesaba yeniden yaratılmaya, hesaba çekilmeye, cennete, cehenneme iman etmektir. İman. İman etmek, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demek değildir. O İslam'dır. Bir kimse buradan kim olursa olsun veya nereden olursa olsun o kimseye siz Allah'ın varlığını tebliğ edersiniz, kabul eder. Evet, bir yaratıcı olması lazım. Bir yaratıcı var. Kabul ettim. Bir yaratıcıyı kabul etti o kimse. Bir yaratıcıyı kabul etti, en önemli adımı attı. İkinci adım meleklerine iman edecek. Evet, melekleri de vardır o yaratıcının, ona da iman ettim.
Üçüncü adım peygamberlere iman edecek. Evet, ben peygamberlere de iman ettim. Dördüncü adım kitaplarına iman edecek. Çünkü o peygamberlere kitap indirdi Cenab-ı Hak. Evet, ben kitaplarına da inandım. Beşinci adım ölüm var, ona inandım. Altıncı adım yeniden dirileceğime inandım. Yedinci adım ve hesaba çekileceğime inandım. İman etmek bu. Bir kimse bunlara iman ettiyse biz o kimseyi iman ehli görürüz. Müslüman olmadı daha. İman eden mümindir. Müslümandır. Peygamberlere iman etti. Ben bütün peygamberlere iman ettim deyince Hazreti Muhammed Mustafa da içindedir. Ama bir kimse ben sadece Hazreti Muhammed Mustafa'nın peygamberliğine iman ettim derse imanı iman olmadı. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Yani biz Hazreti Muhammed Mustafa'nın peygamberliğine iman ediyoruz. Yanlış anlaşılmasın mesele. Ama biz bütün peygamberlere iman ediyoruz. İsa'na da, Musa'ya da, İbrahim'e de, Adem'den Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar ne kadar peygamber geldiyse biz peygamberlerine iman ettik. Bir kimse bu iman şartlarını yerine getirince o kimse iman etmiştir. Biz o kimsenin imanını reddetme noktasında değiliz. Ben bütün peygamberlere iman ettim. Bitti. Çünkü peygamberlerine, peygamberine değil, peygamberlerine çoğul. Kitabına değil, kitaplarına çoğul. Meleğine değil, meleklerine çoğul. Bu nerede? Cibril hadisi meşhur ya. Hani geldi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine, iman nedir ya Resulallah dedi. Bu aynı zamanda İslam dininin ilim noktasında değişik ilim dallarının çıktığı bir hadisi şerif. İman nedir ya Resulallah? İman Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, ölmeye, yeniden dirilmeye, hesaba çekilmeye, cennete, cehenneme iman etmendir dedi. Ardından İslam nedir ya Resulallah dedi. İslam nedir? O zaman dedi, İslam eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu demek. Ardından devam etti. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermektir dedi. Hac sonunda, zekat önde. Yani anlatırken böyle sırayı çok önemsemedim. Allah da beni affetsin. Hac sonunda. İhsan nedir ya Resulallah dedi sonunda. İhsan. İhsanı da dedi ki Allah'ı görüyormuşçasına yaşamandır. Sen öyle yaşayamazsan da onun seni her dem gördüğünü hissedip öyle yaşamandır. Devam etti sormaya. Kıyamet ne zaman kopar dedi. Tabi ondan önce ne dedi? Dedi ki Mehdi, Deccal, bunların özelliklerini sordu. Ondan sonra dedi ki kıyamet ne zaman kopar? O zaman dedi ki sorulan sorandan daha fazla bir bilgiye sahip değil dedi. Şimdi buradaki imanla alakalı meselede biz yerli yerine koyalım. İman az önce Cibril hadisinde bahsettiğimiz şartların hepsine de iman etmektir. Bunu kabul etmektir. Bir kimse kabul etti. Evet, Allah vardır, birdir, tektir, işte şeriki yoktur sıfatlarıyla beraber her şeyle iman etti. İki, melekleri vardır. Metafizik bir nokta. Allah soyut bir kavram. Melekler soyut bir kavram. Görmediğimiz Allah'a iman ettik.
Görmediğimiz meleklere iman ettik. O yüzden iman eden kıymetli. Ardından İslam'ın şartları geldi. İslam'ın şartları eşhedü, şahit oldum. Allah'tan başka ilah yoktur. İman etti ya. İman etti ve şahit oldu. İman ettikten sonra şahit oldu. Ama oldu mu? Yani şahit olmak, görmek, yaşamak değil mi hocam? Buradaki şahitlik işte birinci derecede taklidi şahitlik. Bu da bir çeşit inanma şahitliği mi yani? Evet, birinci derecede taklidi şahitlik. O kimse inandı, evet şehadet etti. Yani o kimse şahit oldu, Allah birdir dedi. Bu noktada o taklidi bir şekilde şahitlik etti. Tahkiki olduğunda, Allah'tan başka ilah yok. Kalbi mutmain oldu onun. Allah o hale getirsin hepimizi. Peki ölmeden önce bu taklitten kurtulamayan o zaman öteki tarafta da şahit olamayacak mı? Veya bir kimse mi ölmeden önce taklitten kurtulmasa dahi ehli cennettir. Görür mü? Şahit olur mu o zaman? Son nefeste şahit olur o inşallah. Bir sorum daha var. Şimdi hayat içerisinde yapmamız gereken şeyler bazen aksıyor, bazen ertelemek zorunda kalıyoruz. Daha sonradan da bunlar bayağı sıkıntı oluyor. Yani o zaman da yapmadığımız zaman işte işten dolayı, başka şeylerden dolayı. Hani sufi vaktin çocuğudur demiş ya Hazreti Mevlana. Yani bu normalde prensibi hayatımız, ben kendim oturtamıyorum. Bu normalde işte kaliteli zaman yönetimi denilen şu anki şeyde, literatürde. Bu normalde bunu nasıl sağlayabiliriz? Yani o anı yaşamak denilen tasavvufta, işte zaman yönetimi denilen literatürde nasıl bunu sağlayabiliriz? Çünkü illaki ister istemez bazı şeylerimizi erteliyoruz, ediyoruz. Bu sefer yarının işini, yani bugünün işi yarına kalmış oluyor. Nasıl yapabiliriz bunu bu noktada? Bugün geçtikçe bugünkü toplumun en büyük handikaplarından biri hale geldi. Yani zamanı kaliteli yönetmek ve bu noktada kendi, aslında zamanı değil, kendi hayatını kaliteli yönetmek. Yani burada zamanı yönetmek gibi bir derdimiz yok. Kendimizi yöneteceğiz. Kendimizi kaliteli bir hayat standardı oturtturmak kendimize göre. Ve kendi hayatımızı zapturapt altına alıp kendi hayatımızı belli bir sistem üzerine, kendimize ait bir sistem üzerine yürütme, kendi hayatımızı sistemleştirmekle alakalı. Buradaki bugünkü dünyada, bugünkü insanlarda bu büyük bir sıkıntı. Bu büyük bir sıkıntı, değişik aldatmaca önümüzde perdeler var. O aldatmaca perdelerine kanaraktan biz kendi hayatımızı, standardını, yaşam kalitesini yükseltemiyoruz. Yükseltememekle alakalı bir sıkıntımız var. Bu yükseltemeyişimizden kaynaklanıyor bunlar. Hayatımızın kalitesini aşağı çeken, hayatımızın standardını aşağı çeken, etrafımızdaki objelerden, nesnelerden, olgulardan kendimizi kurtaramıyoruz. Kurtaramayışımızın sebebi nefsimizle mücadele edemeyişimizden kaynaklanıyor. Gereksiz şeylere kendi hayatımızda çok önemsiyoruz. Olmayan şeyleri kendi hayatımızda çok önemseyince aslında hayatımızın bu noktada kalitesi ve standardı aşağı düşüyor. Tabi bu kalite standardı biz belirlerken neye göre o kaliteyi, o standardı belirleyeceğiz? Bu da ayrı bir handikap. Yani benim karşıdan birisinin hayatına bakarken analiz ettiğimde ben onun hayatının standardının düşük olduğunu tespit edebilirim. Neye göre tespit ettim ben bunu? Bu da çok önemli. Veyahut da bir başkası da benim hayatıma baktığında ya ne kadar böyle basit bayağı bir hayat yaşıyor diyebilir. Onun kendi standardına göre de benim standardım aşağıda kalabilir, bayağı gelebilir o kimseye. O zaman bizim hayat standardımızın olmazsa olmazları olmalı. Benim için hayatımın olmazsa olmazları olmalı. Ben olmazsa olmaz olan o standartlarımı ben yerine getirebilmeliyim. Sen az önce bunu ibadetle bağdaştırdın, öyle değil mi? Yani bir şeyi yapamamak, yapmak istediğin bir şeyi ama işinden dolayı, ama etrafından dolayı yapamamak olarak nitelendirdin. Öyle değil mi? Bu işte bizim kendimizce,
kendi önceliklerimizi belirleyip, önceliklerimizi belirlerken de önceliklerimizin ne olduğuna bakmamızla alakalı. Benim öncelimde ne var? Benim öncelimde sabahleyin 2 saat kuaföre gidip kendimi makyajla süsleyerekten çıkmak mı önemli benim önceliğim? Yoksa benim önceliğim sabah namazına kalkıp sabah namazını kılmakla mı önemli? Birisi için sabah namazına kalkmak en büyük önceliktir standardında. Bir başkası için sabah namazı vaktinde saunaya gidip saunada bir müddet sabah saunası yapıp ondan sonra masaja gidip sabah saat 8'de işinin başına gitmek olarak önceliğini böyle standartlayabilir bir kimse. Onun için hayatı o bu noktada kalitelidir kendince. Kendince standardını yüksek tutmuştur. 2 saat böyle bir zaman ayırmak onun için önemli olabilir. Ve kendince de kendine standart koymuş olabilir bunu. Buna bir şey diyemem ki ben buradan. Onun için bu önemli. Yani Bursa'da tekstilcilerden böyle yaşayanlar tanıyorum. Çünkü oradan örnekliyorum. Her sabah işte X otelin saunasına gidip 1,5 saat saunada, 1 saat saunada kalıp ondan sonra hafif bir masajdan sonra, hafif bir kahvaltıdan sonra işte işe giden tekstilciler tanıyorum. Ertan da gülüyor oradan, o da tanıyor onları çünkü. Yani bunu standart haline getirmiş. Adam onu yapmazsa kendince seviyesinin düştüğünü düşünüyor. Ve normalde eğer kendinden biraz aşağıda onu yapamayacak bir tekstilci gelirse ona bunu anlatıyor. Böyle yapmazsam güne düzgün başlayamıyorum. Kafam rahatlamıyor diyor. O sabahleyin gidecek, o saunada gidecek kendince işte bunu bir standart olarak karşısındaki kimsenin önüne koyuyor. Siz ona sabah namazına kalkamayınca benim standardım bozuluyor deyince onun yüzü düşüyor. Bunu bana söyledi birisi de. Ben de dedim ki herkesin standardı, bense sabah namazına kalkamazsam benim günüm harap oluyor dedim. Ben o gün hiç iyi günümde olmuyorum dedim ben. O zaman ödeme bile yapmak istemiyorum dedim. Bugün sabah namazına kalktın mı dedi. Yani ödeme yapacağım ben ona. Hemen o benim standardıma döndü. Dedim sen sabah namazını kılmış olsaydın bugün dedim daha rahat edecektim. Böyle giderse seninle alışverişi keseceğim dedim ben. Hacı abi bir sabah beni namaza götür ya dedi. Dünya önemli onun için çünkü. Buradaki biz standardı korurken kendi kendimize kendimizce olması gerekenler olmaması gerekenler olarak sıralayabiliriz. Yani bir kimse pazar gününü İşte X alışveriş merkezinde sabahtan sabah saat 10'da açıldığında girip gece saat 10'da 11'de kapandığında çıkmayı kendince hayat kalitesi, hayat standardı olarak görenler var. Ben böyle saf saf ne yapıyorlar orada demişim ona. Şimdi biz vakti bunu kendimizce, kendi zamanımızı kendi hayat standartımızı ayarlarken neye göre ayarlayacağız? Neye göre kaliteli bizim için hayat? Neye göre kalitesiz? Onlara bakacağız. O yüzden kendimizce, ben hiç yazmadım ama yani insan oturup yazabilir. Benim için günlük hayatın içerisinde, bir günün içerisinde olmazsa olmazlarım. Ne yaşarsan yaşayacaksın. Eşin burada. Şimdi kendince diyeceksin. Ben eşime günlük 2 saat zaman ayıracağım. Mesela. Yakaladım ya seni doktor şimdi. Vurayım artık yerden yere. Yarın öbür gün çocuğun oldu. Çocuğuna da zaman lazım. Zaten pek yoktu zaman. Ha yok diyorsun şimdiden yani. Çocuk da olmayacak yani. Çocuk olsun. Ha çocuk olacak, annesi büyütecek yani. Babasız olacak. Babası var ama yok, öyle mi? Yok. Bir soru daha sorabilirim. Sor. Şimdi bazen bu duyguyla alakalı olan bazen böyle aşırı duygu yüklendiğimizi fark ediyoruz ama
Bazen de hiç sanki işte hayatın hani akarsuyun içinde böyle sürükleniyormuşuz gibi bir şey yaşıyoruz ama farkında değiliz. Ne yaptığımızı bilmiyoruz gibi geliyor. Bu normalde o duygu halini yaşayamamızın nedeni de bu yani maddesel dünyaya mı çok mu kaptırdığımızdan? Bu hayatı yaşarken heyecanlı yaşayamamaktan, hayata anlam katmaya çalışmamaktan, her anını doldurmamaktan, her anını ayrı bir perdede yaşamamaktan. Bu noktada şey var, ne o? Sıradanlık var. O sıradanlığı kendine hayatmış gibi görmek. Yok hayır, böyle bir sıradanlık sufi için uygun değil. Bir sufi sıradan bir hayat yaşayamaz. Gününü sıradan bir şekilde geçiremez. Hayatının her anını sıradanlaştıraraktan yaşayamaz. Bu sufi atmosferi değildir. Sufi her an Allah'ı zikreden, her an Allah'ı zikrettiği için her an ayrı bir perdede, ayrı bir senfonide hayat bulandır. Ve ayrı bir senfoniye, ayrı bir perdeye aynı zamanda da hayat verendir. O zaman sufi kendi yaşadığı alanda, kendi yaşadığı dairede maddi manevi, yani görünen görünmeyen her perdeye hayat veren bir olgudur. Öyle olunca sufi sıradan bir hayat yaşayamaz, sıradanlıkta yaşayamaz. Bu sufi hayatı değildir. O zaman sıradanlığa düştüğümüz zaman sıkıntı... Bu sıradanlığa düşme insanın nefsine uymasıdır. Bir kimse nefsine uyduysa kendisini yorgun hissetmek, kendisini böyle işte bir şeye hazır hissetmemek, kendisini farklı bir noktada böyle bezginliğe, bıkkınlığa, paspayeliğe doğru gitmektir o. Bu sufi için değildir. Sufi her an için canlı, heyecanlı, her an için kendi içerisinde kazanı kaynayan, hani bir güveç, toprak güveci bilmeyen elini kaldırsın. Herkes biliyordur. Bilmeyen toprak güveç. Hiç görmedin mi? Pişme esnasında görmedin. Evet. Şimdi böyle toprak güveçler vardır. Fırına atarsınız siz onu. Pişer ya. Fırından çıkardıktan sonra o toprağın kendince ateşi devam eder daha. Hani bir yemeğin kenara çekildiğinizde fokurdamaya devam etmesi, kaynamaya devam etmesi gibi. Toprak güveçlerde bu daha güzel olur böyle. Fokurdamaya devam eder. Kaynar kendince o. Sufi toprak güveç gibidir. Her dem fokurdar. Fokurdamasını kaybettiği an soğumaya başlamıştır. Soğursa lezzeti olmaz. Teşekkür ederim. Efendim selamünaleyküm. Demin doktorun sorusuna istinaden evlendikten ve çocuk aşamasında hizmet kapsamında bu önümüze engel şey yapar mı, teşkil eder mi? Yoksa bu engeli biz mi oluştururuz? Tembel insanlar için oluşturur. Kendimiz mi oluştururuz? Evet. Bunu? Kendi tembelliğimiz vardır. Yaşanmışlardan bir şey değil yani. Kendimizi önümüze koyuyoruz her şey. Kendimize aittir. Sufi Uhud'daki sıra dağlar gibidir. Her şeye yeter. Görünene, görünmeyene. Çocuğuna da yeter, eşine de yeter, işine de yeter. Arkadaşlarına da yeter, her şeye yeter. Elma şekeri gibidir o. Her yalayan tat alır ondan. Senin üzerinden değil, bir genelleme yapmak istiyorum. Genellemem de şu. Sanki böyle genç arkadaşlarda böyle bir zenginlik oluşturma gibi problem var bugün toplumda. Toplum kendisini zenginleştiremiyor. Ben her yere yeterim, koşarım. Bu noktada bir sıkıntı yaşamam, sıkıntı da yaşatmam noktasında değil. Bu hayatı biraz böyle kendimizce, kendi çok özür dilerekten söyleyeceğim, kısır dairede yaşamamızla alakalı oluyor. Yani kadınlarımızda da bu var. Yani normalde kadınlarımız işte kendince, hatta erkeklerden biraz daha, onlar bir adım daha öndeler.
hem evlenirim, hem çocuk yaparım, hem kariyer yaparım noktasındalar. Yani kadınlar erkeklerden daha hareketliler, daha olumlular, daha ileri adımlar atıyorlar. Ama bu noktada erkekleri onların biraz daha önlerini açar, onları serbest bırakırsa kadın bu sefer de kadına bakıyorlar. Kadının savrukluğunun, yani daha doğrusu kadının esintisinin arkasına gitmek onların da canlarını sıkıyor. Ama bu noktada bir erkek veya bir kadın kendince hem evliliğini, hem sufiliğini, hem işini çok rahat götürebilir. Bunda o kendi hayatını disiplin edip nerede ne yapması gerektiğini, hangi gün nerede olması gerektiğini kendince analiz edip kendince o tespitlerini yerine getirmesiyle alakalı. Bu analizde hata edebiliriz. Bu analizde taşlar yerine tam olarak hemen bir günde oturmaz. Zaman içerisinde oturabilir, zaman içerisinde yerleşebilir bu. Bunu normalde kendimizce bakarız ki biz burada bu zamanı fazla ayırmışız. Buradan 20 dakikasını keselim. Burada bu günü fazla ayırmışız. Buradan bir günü buradan kaldıralım. Bunu buraya koyayım, bunu buraya yerleştireyim, bunu buraya oturtturayım diyerekten bu zamanı kendimizce, yani kendi hayatımızı dizayn edebiliriz. Bunda hatalarımız olabilir, bunda kusurlarımız olabilir, bunda eksikliklerimiz olabilir ama bu noktada eğer ki biz böyle kendimize hüsnü niyetle yaklaşıyorsak, etrafımızdaki insanlara da bu hüsnü niyetimizi söylüyorsak bu problem çözülür. Korkma, evlen. Öyle diyerekten kurbanlıkları arttırıyorum ben. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hocam İhlas suresinde de ki o Allah birdir diyor. Allah'ın bir olduğuna inanıyoruz biz Müslümanlar. Ama Hicr suresinde de 8. ayette şöyle diyor. Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman onlara mühlet verilmez. 9, Hicr 9. Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız. Hicr 10. Andolsun senden önceki milletler arasında da elçiler gönderdik. Yine Kevser suresinde kuşkusuz ki biz sana Kevser'i verdik. Burada ikinci tekil şahıs ifadelerinin kullanması İhlas suresinin birinci ayetine muhalif değil midir? Muhalifse neden bunlar kullanılmış? Bu hep zaman içerisinde İslam dünyasında bu böyle bu noktada bunu böyle soranlar olmuş, söyleyenler olmuş. Buna da herkes kendi zamanında, kendi devresinde kendince bunlara cevaplar vermişler. Bunları normalde tefsirlerde bulmak, işte tefsirleri araştırdığında tefsirlerde değişik tefsir alimleri bu noktada değişik cevaplar vermişler. Bunu biraz daha farklı bir noktaya getirelim. Ben burada sohbet ettim. Biz burada sohbet ettik. Biz burada sohbet ettik deyince bütün bu varlık, burada bulunanların hepsini de içine aldım ben. Öyle değil mi? Ben burada sohbet ettim dersem burada bulunanları yok hükmünde gördüm. Öyle değil mi? Biz burada sohbet ettik deyince burada görünenler de var hükmünde gördük. Öyle değil mi? Evet. Allah tektir, birdir. Şeriki yoktur, ortağı yoktur. Ama Cenab-ı Hak der ki ayet-i kerimede dediği gibi bu dini biz indirdik. Koruyucusu yine de biziz. Başka bir ayet-i kerimede der ki Allah'ın öyle yeryüzünde direkleri vardır ki Allah dinini bu direklerle yaşatır, korur, muhafaza eder. Cenab-ı Hak o dini yaşatan kimsenin bütün fiiliyatını kendi üzerine alır ve biz der. Kur'an'ı Cebrail vasıtasıyla peygamberine indirir. Ama Cebrail'in hareketini, Cebrail'in fiiliyatını
ve peygamberin fiiliyatını ve hareketini kendi üzerine alır. Biz der. Buradaki bizden kasıt Allah'ın çoğul olması değil. Buradaki bizden kasıt bir fiiliyatı tecelli ettirirken Cenab-ı Hak fiiliyatını üzerinden tecelli ettirdiği objeleri de kendi emanına almasından. Mesleğin ne? Ne okuyorsun? Sosyal bilgiler okuyorsun. Bir proje hazırlasan, o projede emeği sadece sana ait olsa, ama bu konuda sana yardımcı olanlar olsa, bu konuda senin emrini dinleyenler, bu noktada senin elinin altında olanlar olsa, sen desen ki bu projeyi ben yaptım, o zaman o projede senin emrini dinleyenleri sen yok hükmünde görmüş olmaz mısın? Ama o proje sana ait, fikri, her şeyi sana ait, dizaynı sana ait, ama sen onu yerine getirirken birine dedin ki toprak getir, öbürküne dedin ki su getir, öbürküne dedin ki bunu karıştır, bunu öbürküne dedin ki fırını yak, bunu tuğla haline getir. O zaman o evi biz yaptık dediğinde senin emrini yerine getirenleri de sen onları etmiş, onları da elinin altına almış oldun mu? Ben böyle anlıyorum bunu. Bir başkası başka türlü anlayabilir. Efendim benim iki sorum vardı. Birincisi, Afrika'nın herhangi bir köyünde doğan bir insanın İslam'dan haberi olmuyor. Yani İslam duymuyor bu şekilde. Ne kadar güzel. Bilmiyor. Peki bunun imtihanı nedir? Yani bu insanın yaratılma gayesi nedir? Niye yaratılmıştır? O normalde, şimdi onun iki veçeden soruya cevap vereceğiz. Birinci veçeden şeriaten cevap vereceğiz. Şeriaten o kimse sorunu değil, direkt cennete gidecek. Yaratılma sebebi nedir peki bunun? Şimdi bu işin de bir de işin hakikat tarafı var. Herkesin gönlünde bir iman tohumu vardır. O kimse o gönlündeki iman tohumunu neşvineva ettirir. O kimse aslında Afrika'daki dinden haberi yoktur, imandan değil. İmana sahiptir. Onun kalbinde iman vardır. Fitri olarak yani. Evet, öyledir zaten. O ama İslam dini ona ulaşmamıştır, namaz kılmıyordur. Ama o bir yaratıcıya iman ediyordur. Diğer sorum, kadınların şahitlikteki niye hükmün yarındır yani? Niye şahit kadınlar şahit yarın hükümdür? Hani biz biriz, kadınlar iki şahit gerekir ya şahitlikte. Niyedir bunun hükmü? Ve mirasa da aynı şekilde. Kadınların hükmü niye azdır? Bu şeye benzer. Hani Yahudilere demiş ya, siz cumartesi günü balık avlamayın diye. Yahudilere demiş ki cumartesi gün balık avlamayın. Yahudiler de buradan yıkılmışlar. Bu sefer ağlarını cumadan atmışlar. Uyanıklık yapıyorlar ya. Şimdi bu da bunun gibi bir şey. Şimdi bunun biz altını üstünü bir şeylerle doldurmaya çalışabiliriz. Özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Ben ayağa kalkacağım. Biz şimdi bunun altını üstünü doldurabiliriz herhangi bir şeyle. Yani biz diyebiliriz, kadınlar duygusal varlıklardır. Cenab-ı Hak onları duygusal bir şekilde yaratmış. Duygusal olduklarından dolayı bir meseleye bakarlarken akıllarıyla değil duygularıyla bakarlar. Ne kadar güzel. Duyguyla bakabilenler var. Aklıyla değil duyguyla bakabilenler var. Zaten duyguyla baktıklarından dolayı normalde çilekeştirler. Duyguyla baktıklarından dolayı çocuklarına karşı, eşlerine karşı, evlerine karşı, ailelerine karşı duyguyla baktıklarından dolayı bir abide gibi dururlar orada.
Adam her türlü şeyi yapar, kadın der ki ya yani evim var, kocam var, çocuklarım var. Duyguyla bakar. Veyahut da adamın umurunda değildir. Az önce diyor ki çocuğuma zaman ayıramayacağım. Şimdiden söylüyor, eşi burada. Ama kadın için böyle bir şey değildir. Kadın çocuğuna duygusal olarak baktığından can hıraş çocuğunun peşinden gider. Biz bu duyguyla bakan kadının, duyguyla bakan kadının şahitlikte doğru karar veremiyor, duygusu önde olduğundan dolayı tam isabetli şahitlik edemeyeceğini düşün. Bu bizim düşüncemiz olur ama. Ayet-i Kerime'de böyle bir şey yok. Hadis-i Şeriflerde böyle bir şey yok. Cenab-ı Hak din bu zaten. O yüzden din akla hükmetmiyor. O yüzden diyorum ben, hani diyorlar ya İslam dini akıl dini. Değil kardeşim, İslam dini iman dini. Biz iman ediyoruz çünkü buna. Bunu aklımızla, hani iman, Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri diyor ya, diyor ben aklıma uysam meshetmeyi diyor, ayağımın altını mesheteceğim. Benim aklıma göre diyor ayağın altı meshedilmeli. Neden? Kirlenen ayağın altı. Ama diyor Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ayağının üstünü mesdetti diyor. Altını mesdetmedi. Bu onun gibi bir denklem. Yani Cenab-ı Hak diyor ki kadınların şahit, bir erkeğe iki kadın şahit lazım diyor. Yani kadın erkekten bir, kadından iki. Yıkıldığımız yerler bizim burada iman noktasında. Biz şimdi düşünüyoruz kendi kendimize. Ya neden hani kadınlar, çok affedersiniz, zekaları mı geri, akılları mı geri, fikirleri mi geri ki yani ikiye bir? Değil, Cenab-ı Hakk'ın istediği bu. Aynı ayet-i kerimede de şeyleri, Musevilere diyor ki siz cumartesileri balık tutmayın. Ya cumartesinin bir özel bir şeyi mi var, günü mü var? Ya neden başka bir gün değil de cumartesi? Veya balık tutmamanın hikmeti ne? Öyle değil mi? Ama imtihan bu ya. O kimse kendince iman ettiği dinin imanla imtihanı. Son sorum. Peki biz Allah'ı seviyoruz, aynı zamanda gazabından korkuyoruz. Peki şeytan Adem'i secde etmemiştir. Şeytan Adem'den korkmamış mıdır? Veya Adem Aleyhisselam elmayı yemiştir. Esrak elma var ya, onu yemiştir. O Allah'ı gördü, Allah Allah'tan korkmamış mıdır, onu yemiştir. Belki de elma çok kütür kütürdü. Bilemeyeceğim, yemedim. Yani Havva yemiş ya önce. Yiyince kütür kütür olduğunu görünce demiş ya, Adem gel kütür kütür bir elma dedi belki de. Ama Allah ona yeme dedi. Ama Allah'ın emrine itaat etmedi yani. Korkmadım Allah. Orada korkmamak değil. Orada unuttu. Unuttu. Evet. Şeytan? Şeytanınki farklı. Adem Aleyhisselam unuttu. Adem Aleyhisselam Allah'ın emrini, nehyini unuttu. Unuttuğu için gitti yedi. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de hem varlığın evveli hem peygamberlerin evveli ve sonuncusu, o da fiziki atası olan Adem'i ipten aldı. Dedi ki unuttuklarınızdan sorumlu değilsiniz. Anladın? Sağ ol. Adem'i kurtardık. Şeytan kaldı şimdi. Şeytanı kurtaramayacağız. Onu kurtaramayacağız ama yani Allah'ı görüyor, Allah'ı biliyor, azabından... Allah'ı görmüyor. Görmüyor mu? Yok. Yok. Allah'ı görmüyor. O sadece Allah bizim gibi o da. Görmedi halde. Evet, görmedi ama Allah ona emretti. Dedi ki meleklere de emretti. Adem'e secde edin dedi. Melekler secde etti Adem'e. Şeytan etmedi. Adem'e secde etmedi. Adem'e secde etmeyince de Cenab-ı Hakk'a bir gerekçe sundu. Ben dedi ateşten yaratılmayayım. O topraktan yaratılma. Ben nasıl ona secde ederim dedi. Bu da imtihanın ayrı bir sırrı. Etmemiş. Soruyorum ben, neden etmedin diyorum ben. O esnada öyle geldi içimden diyor. Demin dediniz ya hani umutarak Adem unutmuştur, unutmuştur demediniz. O zaman Adem'in niye dünyaya sürdü? Yok, şeytan unutmadı. Hayır, şeytan demiyorum, Adem'i konuşuyorum. Adem Aleyhisselam unuttu o esnada. Unuttuğu için niye ceza verilmiştir ona Adem? Adem unuttuğu için niye ceza verilmiştir, dünyaya sürülmüştür? Dünyaya sürülme sebebi nedir o zaman yani? Unutursan ölürsün cancağızım. Unuttu, onu da sürdü cennetten.
mesul değildi unuttuğu şeylerden. İnsan unuttuğu şeylerden mesul değildi. Mesul değil diyen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Cenab-ı Hakk'a naz etti, dedi ki bu mesul olmasın bundan, unuttuklarınızdan mesul değilsiniz dedi. Onun söylediği Allah'ın söylediği oldu, kaldı. Kurtardı onu. Adem zamanında yoktu. Adem aleyhisselam zamanında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri böyle söyleseydi o zaman yine aynı şey tecelli ederdi. Eyvallah, sağ olun. Hocam hoş geldiniz. Aydınlatıcı bilgileriniz için çok teşekkürler. Şimdi benim kafama takılan bir şey var. Uyku nedir? Efendim? Uyku nedir? İnsanın aklı mı uyur, ruhu mu uyur? Şimdi uykuyu yöneten akıl mıdır, ruh mudur? Tabii aynı şekilde bedeni de yöneten akıl mı, ruh mu? Hangisi hangisini yönetiyor? Bu hususta aydınlatırsa. Teşekkürler. Uykunun değişik veçeleri vardır. Bir fiziki uykudur, vücudun ihtiyacı vardır. Gece olduğunda ayet-i kerimede de Allah geceyi dinlenmeniz için, uyumanız için yarattı der. Bu fiziki bir uykudur. Uyku vardır. Çok uzatmayacağım meseleyi. Uyku vardır. Bir kimsenin manevidir. O kimsenin gerçekleri görmemesidir. Gerçekleri görmemesi. Bu aynı zamanda da körlüktür. O yüzden biz uykuya bakarken fiziki uykuya bakarız. Fizik uyku noktasında vücudumuz dinlenir. Bunun için yatarız. Bu bir zorunluluktur. Eğer uyumazsak rahatsızlanırız. Bir saat daha olsa, iki saat daha olsa uyumakla mükellefiz. Kendimizi de uyutmakla da mükellefiz. Zaten uyutmazsak kendimizi bu noktada sıkıntı yaşarız. Ve nefislerimizi kendi ellerimizle ateşe atma noktası olur. Her ne kadar bu ayet-i kerime buna tecelli etmese dahi onu böyle bu tarafa devşirebiliriz. O ayet-i kerime çünkü başka bir şeye tecelli eder. Başka bir meseleden dolayı inmiştir. Her neyse, sonuçta biz fiziki olarak uyuruz. Ama bu uyku esnasında ruh uyumaz. Hani uyku ruh, ruh kendince kendi gelmiş olduğu aleme geçer. Ruhun ne olduğunu bilmiyoruz. Ama ruh direkt veçesiyle Allah'a ait ve onunla alakalı bize çok fazla bilgi verilmedi. O yüzden onun üzerinde hükmetme noktasında değiliz. Ama öbür uyku ise gaflettir. Bu da hakikati görmemektir. Asıl kaçınmamız gereken bu uykudur.